akşamlar efendim. Özel bir yayınla karşınızdayız. Türkiye'nin gündeminde bir süredir konuşulan bir konu var. Merkez Bankası'ndaki rezerv tartışması. Aynı zamanda ekonomideki önemli başlıkları da bir süredir konuşuyoruz. Nedir onlar? Faiz meselesi. Özellikle son iki gündür daha da sıkça konuştuğumuz bir kripto para meselesi. Enflasyon meselesi. İşte tüm bu konuları, bu konuyla ilgili merak ettiklerimizi ilk ağızdan yanıt alabileceğimiz bir yayın yapacağız bugün. Çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Özel bir günde 23 Nisan'da. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Sayın Şahap Kavcıoğlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bugün çok sağ olun. Evet, biz de Merkez Bankası'ndayız. Sağ olunuz. İlk yayınınız. Evet. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Evet, sağ olunuz efendim. Bize bu yayında eşlik edecek gazeteci arkadaşlarımız var. Hemen onları da takdim edeyim. Sonrasında sorularımıza geçeceğiz. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. CNN Türk Televizyonu Ankara Temsilcisi Dicle Canım'a hoş geldiniz siz de yayınımıza. Ve TRT Haber Ekonomi Editörü Gülçin İstüncan hoş geldiniz yayınımıza. Sizlerin de müsaadesiyle ben bir girizgah yapayım, sonra daha çok size bırakacağım zaten soruyu. Öncelikle bu tartışmalı mevzuyla başlayalım isterseniz efendim. Bir süredir konuşuyoruz. Muhalefetin iddialarıyla ortaya çıktı. Birçok açıklama yapıldı. 128 milyar meselesi, Merkez Bankası'ndaki rezerv tartışması. Nedir bu mesele? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok spekülasyon var, birçok iddia var, birçok yorum var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir değerlendirme alalım sizden. Sonrasında zaten başlıkları parantez parantez açacağız. Öncelikle bugün çok özel bir gün. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün önemi itibariyle öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin Allah rahmet eylesin diliyorum. Ve onların kurduğu bu aziz vatanda bugün mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi o günlere dönersek 10 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulurken Atatürk bir Merkez Bankası kurulmasını söylediğinde yine bugünkü bir tartışmalar Türk parasının istikrara kavuşmadan bir Merkez Bankası kurulamayacağını söyleniyor ve Atatürk o zaman milli egemenliğin finansal egemenlikten geçtiğini söyleyerek Merkez Bankası'nın kurulma talimatını veriyor ve 1930'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruluyor. Dolayısıyla bu kadar zor şartlarda kurulan ve Türkiye'nin çok önemli kurumlarından biri olan Merkez Bankası'nın ve Merkez Bankası ile ilgili işlemlerin konuşulduğunda bence biraz daha özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekten Türkiye'nin en güzide kurumlarının başında geliyor. Şimdi böyle baktığımızda gerçekten konuşmaları izliyoruz. Şimdi 2020 yılında, 2019 yılında, 2018 yılında geriye doğru gittiğimizde Türkiye'nin yaşadıklarına baktığımızda bu tartışmalar tabii daha bir anlam kazanıyor. Bugün rezerv konusu tartışılırken o günkü şartları bir göz önüne getirmemiz gerekir ve o günkü şartlara da bakmamız gerekiyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Şimdi dünyaya baktığımız zaman 2020'ye girdiğimizde dünyada da gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yatırımların ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye'de bu global dünya içerisinde buradan aldığı pay ister istemez azalıyor. Şimdi o günlerde baktığımızda dünyada IMF'in az gelişmiş ülkede 110 milyar dolar bir yardımı söz konusu. Dünyadaki diğer ülkelerin toplam 16 trilyon dolar bir ekonomik istikrar paketi uyguladıklarını görüyoruz. Merkez Bankası bilançolarının 10 trilyon dolar genişleme gösterdiğini görüyoruz. Şimdi bunlar kendiliğinden olan veya o gün böyle keyfi keder olan işler değil. Dünya belki 1929 Burhanı'ndan sonra savaşlar geçirdi, çeşitli işte petrol krizi yaşadı, 2008 yine finansal kriz, mortgage krizi. Bunların hepsine baktığımızda 2020 pandemi krizi
gerçekten dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Yani diğerlerinden ayıran en önemli şey bence şöyle bir durum var. Daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. Yani mortgage krizine 2008'de baktığınız zaman bir geçmişten gelen bir balon hikayesi var. Yani diğer krizde işte petrol krizi, Körfez ülkelerinin o likitte bolluğu içerisinde tekrar kendilerini o parayı nasıl değerlendireceği konusundaki diğer ülkelerle çekişmesi, bir sürü başka nedenler işte Bretton Woods'tan çıkılması falan çeşitli bir sürü nedenler var. Ama 2020'ye geldiğimizde 2020'deki kriz birden ortaya çıkan kriz. Yani bir hastalığın birden dünyayı kasıp kavurduğu ve insanların ne yapacağını bilmediği, çözüm üretemediği, ülkelerin kapandığı, ülkelerin en önemli gelirlerinin tamamen bir anda durduğu, bittiği bir dönemi yaşadık. Önce Çin'de, sonra Amerika ve Avrupa ve bilahalesinde Türkiye'ye doğru yayılan ve bütün dünyayı kasıp kavuran bir kriz. Şimdi bu ortamda Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye biraz daha ayrışıyor. Biz işte 2013'ten sonra yaşadıklarımıza baktığımızda işte ki yine hain ihtilal girişimi, ondan sonrası 2018'de başkanlık sistemine geçmeden önceki hatırlarsınız referandumdaki yine Avrupa'yla yaşanan sıkıntılar, uçak krizi öncesinde, yani dönem dönem Türkiye'nin o süreçte yaşadığı bir sürü sıkıntılar var. 2018'e geldiğimizde başkanlık kriziyle beraber oluşan ve 2018'in Ağustos'unda başlayan kur atakları Türkiye'de bir kur kriziyle ortaya çıktı ve bu atakların bertaraf edilmesi, ki o günleri hatırlarsak 2018'i kısa geçmeye çalışıyorum, çok böyle bilinen şeyleri tekrar etmek için değil ama bu ortamı 2020 ile yapılanların neler olduğunu anlamamız için çok önemli. Şimdi o günlerde hatırlayın, IMF'ye gidilecek mesajları, IMF'ye gitmek zorunda olduğumuz haberleri hep yapıldı. Ama Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak bu süreci hem sağlık açısından çok iyi bir şekilde yönetti, hem para ve mali politikalar açısından çok iyi bir şekilde yönetti. Şimdi eleştirildiği noktalar var. İnsanlar eleştiriyor, işte kredi imkanları şöyle oldu, işte kur baskılanması için neler yapıldı. Bunların hepsini kendi şartları içerisinde, kendi dönemi içerisinde değerlendirmemiz lazım. Böyle baktığımız zaman 2020 yılında dünyanın yaşadıkları, dünyadaki ülkelerin dışarıdan aldıkları destekler, yani Avrupa Birliği'nin açıkladığı paketler, İtalya ile İspanya'nın durumunu hatırlayın, Yunanistan'ın durumunu hatırlayın, Amerika yine aynı şekilde, İngiltere kapanmalar ve ekonomik yardımlar, çaresizlik, hükümet değişimleri, insanlar tabii bunları unutuyor. Türkiye'ye dönün, bir kere sağlık alanında çok iyi bir şekilde insanların çok rahatlıkla hastanelere gittiği, bakımlarının devlet tarafından yapıldığı bir dönem. Sosyal yardımlar eleştiriliyor. Sosyal yardımların öyle ya da böyle bir krize yol açmayacak şekilde insanların o kapanma dönemleri dahil, şirketlerin, esnafın batmadığı, iflas etmediği bir dönemin çok rahatlıkla, yani çok rahatlıkla derken tabii ki bir kriz dönemi ve bir sıkıntı içerisinde geçirdik. Şimdi bu dönemi atlatırken yapılanları göz ardı edemeyiz. Şimdi ne oldu bu dönem içerisinde? 128 milyar meselesi. 128 milyar nereye geldi? Oraya geldim. Yani 128 milyar, hani hesap yapıyorlar. 128 milyar işte oradan geldi, buradan gitti. Bakın, Türkiye'nin o gün ödemeler dengesi içerisinde, yani 2019'da biz pozitif artı bir şey verdik, cari fazla verdik. Şimdi televizyonlarda dinliyorum, bunun karşılığını söylerken işte cari açığı finanse ettik gibi bir ifade, şimdi kalemlerden söylüyoruz. 2019'da niye bu işi yaptınız gibi böyle her tek kalemi. Ya yapılanların
2018, 2019, 2020'de biz son 2 yılı baz alarak ben geçenki Anadolu Ajansı'na yaptığım açıklamada verdiğim rakamlar da kesin rakamlardır. Ve bu rakamlar üzerinde çok konuşup spekülasyon yapmaya gerek yok. Bunlar ülkenin gerçek rakamları ve Merkez Bankası olarak bu rakamlar nettir ve doğrudur. Şimdi cari açık, o dönemde verdiğimiz cari açık artı reel sektörün kredi ve mevduat anlamında döviz pozisyonunun kapanması, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den çıkarken bunların bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bunların yaklaşık 31 milyar dolar civarında bunlar ödenen. Şimdi ne söyleniyor? Ya yabancılara parayı işte 128 milyar yabancılara verdiniz. İşte 30 milyar dolar cari açık, 54 milyar siz insanlara hesaplarına para geçtiniz. DTAŞ'larını arttırıyoruz ya, yani insanların, devletin parasını insanlara mı verdiniz? Bu hesabın böyle çalışmadığını o söyleyen arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Şimdi o dönemde bu yani pandemi döneminde dünyada yaşananlarla beraber Türkiye'de de yaşananlarda bir döviz talebi ya da insanlar yabancı ülkesine dönecek. Bu parayı istiyor. Sizin ülkenize bunu getirdiği zaman nasıl bunu bozuyorsunuz, kullanıyorsunuz, işte rezerv biriktiriyorsunuz. Adam ayrıldı, gitmek istediği zaman da bu parayı piyasadan bulamıyorsa birisi karşılayacak. Sayın Başkanım, biraz açalım isterseniz bu konuyu. Tabii. Öncelikle sizinle biraz soluklandıralım. Göreviniz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah düşük tek haneli enflasyona da vesile olur. Aysun arkadaşımızın ifade ettiği gibi bugün 23 Nisan egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği bir gün. Ve burada da Merkez Bankası'nda bir cumhuriyet kurumundayız. Bizi izleyenler bakımından siz 2018, 2019, 2020 gerek dünyada gerekse Türkiye'de önemli olayları ve dönüm noktalarını, özellikle pandemi şokuyla karşılaşılan tablonun ağırlığını ve tüm ülkelerin Türkiye dahil olmak üzere bunu yönetmek için gösterdiği refleksi bir tarihi hafıza boyutunda özetlemiş oldunuz. Şimdi bu rezerv konusu, Merkez Bankası ya da bankaları niçin rezerv biriktirir ve niçin kullanır? Bu çerçeveden başlayarak çok kısaca bu tartışma konusu yapılmak istenen, aslında gerçekleri ana rakamlarıyla özetlemeye çalıştığınız bu rezerv ya da döviz satışları hangi dayanakla ve hangi yöntemle yapıldı? Niye doğrudan müdahale ya da ihale yoluyla satış gibi yöntemler tercih edilmedi? Bu çerçeveyi bir bizi izleyenlerin, özellikle sade vatandaşın anlayacağı bir üslupla paylaşırsanız çok makbule tabii geçecek. Şimdi tabii rezervler konusunu ona gelecektim. Biraz önceki konuyu da tam sonlandırayım. Bu ödemeler dengesi, işte yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den çıkarken ihtiyaç duyulan paranın piyasadan alınması, DTAŞ, yurt içi yerleşiklerin, bireylerin döviz talebi ve en önemlisi reel sektörün, bakın Türkiye'nin hep reel sektörünün borçlanmasından, borcunun artmasından bahsederiz. 2018-2020 sonu itibariyle reel sektörün 208 milyar olan döviz pozisyon açığı 157 milyar dolara inmiştir. Bu işte bu rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yaptığı bu işlemlerden karşılanmıştır. Bu olmasaydı ne olurdu? Rezerve gelmeden önce. Bu önemli. Tabii ki. Yani şimdi biz Türkiye'de bakın 94 krizini 98-2000'leri yaşadık. 94 krizi bir faiz krizidir hatırlarsanız. 2000 yılı bir döviz krizidir. Oralara dönmeyeceğim ama 2020 yılında siz bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecekti. Karşı karşıya kalacaktı. Yani kuru baskılamasaydınız, kurun nereye gideceğini, faizin nereye gideceğini, reel sektörün 2000 yılında hatırlayın bir sürü firmaların battı, bir sürü insan işsiz kaldı. Şimdi 2020 yılına döndüğümüz zaman rezerve gelmeden önce bu sonuçları söylememiz lazım ki rezervin anlatırken ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamız gerekir. 2020 sonunda Türkiye bütün bu taleplere cevap vermiştir. Hem reel sektör yurt dışı borçlarını
ödemiştir gününde. Bankacılık sektörü, finansal kesim borçlarını gününde ödemiştir. Kendi ithalat borçları dahil varlıklarını artırmıştır. Diye yine yurt dışı yerleşikler ucuz ya da pahalı alıp parasını gününde gitmiştir. Türkiye hiçbir şekilde bir temerrüde düşmemiştir. Bakın bunun sağlıklı işlediğini şuradan görebiliriz. Daha sonra faiz yükseldiğinde yabancılar yine gelmiştir. Başkan değişikliğinden sonra alıp yine gitmiştir. Yani Türkiye'de bazı şeyleri tartışabiliriz ama bir şey var. İnsanlar Türkiye'ye istediği zaman parasını getirip istediği zaman da parasını alıp gideceği bir ortamın olduğunu çok net biliyorlar ve yaşıyorlar. Bunun artı ve eksisini konuşabiliriz. Şimdi bunlar karşılanmasaydı ne olurdu? Bunu Merkez Bankası piyasaya bırakabilirdi. Hatırlayın 2000'de Merkez Bankası bir gün piyasaya para vermiyorum dedi. Sonuçlarını hepimiz hatırlıyoruz. Bankalar, firmalar arka arkaya gitti. Şimdi Merkez Bankası piyasaya bıraksaydı o gün bu böyle oluşan talebi, bu kadar döviz talebini, piyasadaki faiz ve kuru, şimdi televizyonlarda ben arkadaşları dinliyorum. Söyledikleri şu, işte kur bir yere gelirdi, oradan geri dönerdi. Öyle değil. İş öyle gitmiyor. Yani pandemi şartlarını dünyada göz ardı etmememiz gerekir. Bu taleplerin karşılanması için Merkez Bankası o gün hazineyle beraber, işte o konuya da herhalde gireceğiz, oluşturulan bir protokol dahilinde yapılan işlemler var. Şimdi rezerv konusuna geldiğimiz zaman, Türkiye'de rezerv ne zaman oluşmuş? Ben şuradan gösterebilirim. Türkiye'de 80'li yıllarda, hatta 84'ten sonra rezerv birikmeye başlıyor ve çok az. 90'lı yıllarda Türkiye'nin 2020'ye geldiğinde 15-20 milyar rezervi var. Hiçbir şey karşılayacak yeterli bir rezervi yok. Daha sonra sermaye hareketlerinin artmasıyla, döviz girişlerinin artmasıyla Türkiye'de kurun da o zaman baskılanmasının döneminde orada da başka, şimdi bize eleştiren arkadaşların o dönemdeki politikalarını da konuşabiliriz. Ona rağmen o düşük kurdan oluşturulan rezerv var. 130 milyara kadar oluşan rezerv var. Rezervin tanımını ben IMF'nin yaptığı tanımdan size okuyayım. Rezerv varlıklar para otoriteleri tarafından ödemeler dengesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak, döviz kurunu etkilemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale etmek ve diğer amaçlar için kontrol edilen ve her an kullanıma hazır olan dış varlıklardır. Efendim tam burada amaçlarını saydınız. Biz burada bu döviz satışını hazineyle o protokol sonucunda yapılan o işlemleri kuru baskılamak amaçlı mı yaptık yoksa talebi karşılamak mı? Ne kadar o ne kadar onu malum her ikisi de yapılabilir. Piyasada oluşan talep ve kurun sağlıklı bir şekilde dengede oluşması için de, yani bizde dalgalı kur rejim içerisinde kurun daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için de yapılan işlemler var. Ama o gün oluşan esas onun arkasındaki oluşan bir talep var. Biraz önce de söyledik, gerçek kişilerden, reel sektörden, yurt dışı yerleşiklerden, bankalardan, yani bu talebi karşılayabilmeniz için eğer piyasada bu arz oluşmuyorsa, bu talep karşılanmıyorsa ya fiyatlar yukarı gidecek ya faizi yükselteceksiniz. Kendi içerisinde bir şekilde dengeye gelecek. Gelemezse ne yapacaksınız? İşte Merkez Bankası orada piyasaya giriyor. Ve burada Merkez Bankası bu talebi karşılarken piyasada o günkü, bakın hatırlayın, 2018 Ağustos'unda kurun nerelere gittiğini, 2020'ye gelene kadar kurun aşağı yukarı aynı seviye, yani çok 6000 bandında diyeyim, ortalaması 6400-6500 band seyrinde devam ettiğini göreceğiz 2,5 yıl içerisinde. Şimdi insanlar Ekim ayında kur 8-8,5 olduğunda işte bu kadar baskıladınız, yine kur 8,5 oldu. Ama ondan önceki yaşanmışlığı göz ardı ediyorsunuz. Yani 2,5 yıllık bir periyot var. 2018 Ağustos'undan başlayan bir kur atakları ve Türkiye'nin yaşadıkları jeopolitik risklerden kaynaklanan Branson olayı, Trump'ın tweetleri, yani başkanlık sistemiyle beraber oluşan o jeopolitik risklerin hepsinin oluşmasında kurun o dönemde belirli bir seviyede gelmesi ve piyasada reel sektörün, biraz önce söylediğimiz firmaların ihtiyaçlarının karşılanması
Bunların hepsi çok önemli şeyler o dönemde. O süreci böyle değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Efendim şimdi Dicle çok özür dilerim. Bir son dakika gelişmesi var. Şunu okuyayım, aktaralım. Çünkü bekliyorduk bu görüşmeyi birkaç gündür. Hatta birkaç haftadır bekliyorduk. Bugün artık görüşmenin yapılacağı belirtiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi yaptı. Az önce kısa da bir bilgilendirme geldi. Kuşkusuz ki birazdan Beştepe'den İletişim Başkanlığı'ndan ayrıntılı bir bilgilendirme de gelecektir. Ama önemli bir görüşme. Özellikle de 1915 olaylarıyla ilgili yarın Joe Biden'ın ne diyeceği de merak ediliyordu. Bugün o görüşme nasıl gündeme geldi, bunu da merak ediyoruz. Önümüzdeki dakikalarda daha ayrıntılı bir şekilde muhakkak ki bilgilendirmesi gelecektir. Bu son dakikayı aktarayım, lütfen sen devam et. Tamam, şimdi az önce bir protokolden bahsettiniz. Evet. Zaten siyasi olarak da en fazla bu meselede tartışılan konu başlığı oldu. 2017 yılında Hazine ile Merkez Bankası arasında imzalanan o protokol. Bir kere her şeyden önce işte muhalefete baktığımız zaman, iddialarına baktığımız zaman bu protokolün içeriği tam olarak nedir diye soruyorlar. Hazineye kamu bankaları eliyle döviz işlemlerine müdahale etkisi mi veriyor gibi bir takım soru ve iddialar var. Ve onun ötesinde tabii bu protokol neticesinde yapılan işlemlere yönelik bugüne kadar neden veriler paylaşılmadı ve bu verileri paylaşmayı düşünür müsünüz? Şimdi tabii o kadar çok yanlış bilgi içeriyor ki. Şimdi birincisi bu işlemler 2017'de başlıyor. Yani Merkez Bankası, Hazine'nin Merkez Bankası'ndaki hesaplarından hesaplar kullanılarak döviz alım satımı yoluyla piyasanın dengelenmesi, piyasa arzının karşılanması 2017, 21 Şubat 2017'de ve televizyonlarda izliyorum bu işlemlerin 2019 seçimlerden önce yapıldığı söyleniyor. Değil, 2017'de de yapılan var, 2018'de de yapılan var. 2018 başkanlık sisteminden sonra da, yani daha önce hikayesine gittiğimizde Merkez Bankası serbest kura geçtikten sonra, dalgalı kura geçtikten sonra döviz alım ihaleleri ve döviz alım müdahaleleriyle döviz alım satım ihaleleri düzenliyor. Bu süreçte 2016'ya kadar bunları yapıyor. 2016'dan sonra bunu bırakıyor. Herhangi bir döviz alım satım müdahalelerine girmiyor. 2017'de Hazine Müsteşarlığı'nın Merkez Bankası'ndaki hesaplar üzerinden bir mutabakat, bir protokol imzalanarak bunun hukuku dayanağını falan söyledik. Hepsi bir hukuku dayanağı. Yani Hazine Müsteşarlığı'nın işte orada da yine söylendi. Yok işte başkanlık sistemine geçince o protokol geçersiz kılındı falan. Bunlar hep işi biraz farklı yönlere götürmek için yapılan çarpıtmalar. Bir kere protokolü tamamen hukuki dayanağı var. Merkez Bankası'nda zaten bunun dışında herhangi bir hukuki dayanağı olmayan hiçbir işlem yapılmaz. Bugüne kadar yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmaz. Bir kere bunun altını çok net çizelim. Dolayısıyla bu protokol dahilinde bu işlemler yapıldı. Ve 2017 Şubat'ından itibaren yapıldı. 2020'de daha fazlasının 2020'de yapılmasının nedeni de pandemi şartlarını zaten konuştuk. Yani bu kadar ihtiyacın, talebin karşılanması, bastırılması noktasında yapılıyor. Şimdi bu işlemler gizli yapıldı. Protokol açıklanmadı. Rakamlar verilmiyor. Peki siz bu rakamları nereden biliyorsunuz? Nereden aldınız? Biz öyle bir rakam madem açıklamadık. Nereden çıktı mesela bu 128? Şimdi bakın. 128 konuşuluyor. Nereden çıktı o? Şimdi bir kere Merkez Bankası'nın analitik bilançosunu dünyada en şeffaf veri açıklayan bankalardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın analitik bilançosunda bu veriler günlük olarak, aylık yıllık değil, günlük olarak açıklanır. Ve analitik bilanço okumasını bilen herkes buradan bu rakamları alır. O arkadaşlar da az çok bu işleri bildikleri için oradan alıyorlar. Rakam 128'de işte bir tanesi dün televizyonda diyor ki 126 işte ama ne olacak öyle olsa böyle. Bu kadar rakamı fark etmesi bilançodaki bazı küçük rakamları göz ardı etmelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim analitik bilançomuzda o veriler günlük yayınlandığı için zaten orada var. Gizlenen ve saklanan bir şey yok. Gelin bunun altını çizelim. Hangi satıldığı da var mı efendim? Çünkü bu da çok sorgulanıyor.
piyasa kurları belli zaten. Hı hı. Yani hangi kurdan yapıldı zaten işlem platformlarında o gün bankaların yaptığı tüm gün gün bütün işlemler hangi kurlardan gerçekleşmiş belli. Şimdi orada açıklayın dendiği zaman önce bu konu bu şekilde biraz üstü kapalı geçildi. Bunun bilançodan görüldüğünü kabul ettikten sonra bu sefer işlem yapana kimlere satıldı diye başladılar. Evet. Evet. Bakın dünyada böyle bir veri açıklaması söz konusu değil. Siz bireylerin veya firmaların bilgilerini nasıl açıklayabilirsiniz? Bireyler de var mı bu sistemle? Şöyle bakın, bunlar işlem platformlarında bankalar, yurt dışı, yurt dışı piyasa yapıcı bankalarla yapılıyor. Merkez Bankası bireylere döviz satmıyor. Böyle bir şey yok. Ha, ama bankaların kendi müşterileri, o platformlar üzerinde bir başka banka olabilir müşterisi, o bankanın müşterileri olabilir. Bunu o gün o işlem yapılırken o an içinde ne piyasa kurunu ne karşı tarafı bilmeniz mümkün değil. Birileri bundan avantajlı çıktı mı, düşük kurla alım yapabildi mi, tartışmaların odağında bu sorular da vardı. Bu bağlamda aslında bireyler var mı diye sormak istedim. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu bir gün olan, iki gün olan, bir ay mesela bir kuru söylüyorlar. O kurun mesela ben baktım belirli kurlar belirli tarihlerde zaten kuru baskılamak için bir kurda kalıyor. Şimdi eğer o kur belirli bir sürede kalmış. Tarih aralıklarına baktım. Ama aynı şekilde aynı oranda veya biraz altında biraz önce kurlar daha uzun süre kalan kurlar da var. Şimdi insanların kafasını karıştırmak için 128 bak bu rakam bir rakam. İşte o kur 6.85 yani belirli rakamlarla insanları bir yere götürmek için kullanılan bir algı operasyonu. Böyle bir şey yoktur. Kurlar piyasada tamamen o gün oluşan piyasa kurlarından ve karşı taraf bilgisi hiç kimse tarafından bilinmeden oluşan bir piyasadan. Yani birilerine ayrıcalıklı işlem yapıldığı, birilerine düşük kurdan Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla bu işlem platformlarında kaynak aktardığı iddiasını. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet, bakın olarak mümkünatı cevap yok. Yapmak isteseniz de yapamazsınız. Yani bu benim belki en az bilenlerden biriyim. Yani bu işi bankaların, operasyon, treasury departmanları bunları yıllardır yapan insanlar bunu çok iyi biliyorlar ve onlar da söylüyorlar. Ve bu arkadaşlar eğer karşılarında bu işten biraz anlayan birisi olduğunda söylediğinde ya biz öyle demiyoruz böyle diyor olayı çarpıtıyorlar bu sefer karşı tarafı açıklasınlar. Şimdi bakın Dünya Merkez Bankası'nın biraz önce yine söyledim tekrar ediyorum. Veri açıklama konusunda şeffaflığı dünyadaki en iyi merkez bankalarından bir tanesiyiz. Hani en iyisi diyeceğim de çok iddialı olmasın. En iyilerinden bir tanesi. Bu kadar şeffaf bir bilançomuz var ve günlük olarak oradan her şeyi izleme ve görme şansınız var. Bu eğer bugüne kadar gizli kalsaydı biz kimseye bir 128 rakamını söylemedik. Kimseye böyle bir işlem yapıldığını söylemedik. Öyle iddia ediliyor. Peki bu arkadaşlar bunları nereden buldular? Protokoldan da haberleri var. Şimdi protokolün içeriğini açıklayın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani devletin bir sürü kurumlarıyla, Merkez Bankası'nın bir sürü başka ilişkileri, işleri, yurt dışı, yurt içi. Şimdi her şey içeriği açıklanabilir mi? Bir gizlilik olduğundan değil. Bu Merkez Bankası'nın işlemleri yapısıyla alakalı bir şey. Dünyadaki merkez bankalarına bakalım. Bakın Avrupa Merkez Bankası 2001-2010 arası euroyu baskılayabilmek için yaptığı işlemleri 2020'de açıkladı. 10 yıl sonra açıkladı. Kimse sormadı niye açıklamıyorsun? İsviçre Merkez Bankası bu verileri açıklamıyor. Daha yakın zamanda 3 ayda bir açıklıyor. Japonya Merkez Bankası yıl sonu sadece toplu olarak rakamları veriyor. Kimse kime sattınız, hangi kurdan, nasıl yaptınız diye sormuyor. Siz neden soruyorsunuz? Niye 2017'yi sormuyorsunuz, 2018'i sormuyorsunuz, ondan öncekiler? Peki daha önce döviz alım ihaleleriyle, döviz müdahaleleriyle yapılan işlemlerin niye sormadınız? Kime kaç paradan sattınız? Kimler aldı diye niye sormadınız? Bakın 2000 burada rakamlar var ben göstereyim size. Bu süreç içerisinde 2003'ten 2011'e kadar yapılan döviz alım müdahaleleri var. Döviz alım ihaleleri yoluyla var. Direkt döviz alım müdahale yoluyla var. Şimdi o gün niye bir tanesi çıkıp da ya siz bunları hangi kurdan kime sattınız? Dönem dönem Türkiye gibi kırılgan bir ülkede, cari açık veren bir ülkede biraz önce söylediğimiz gibi
portföy yatırımlarının sıcak paranın çok olduğu dönemlerde kur düşük, çok para girdiği için siz işte rezervleri de artırmak için döviz alım ihaleleri düzenlersiniz. Eğer kırılganlık dışarıda bir işte 2013-2014 gibi dünyada oluşan bir ters gidiş diyelim, yani döviz satmak zorunda kalıp kuru baskılanmak zorunda kaldığınız dönemlerde de döviz satım müdahaleleri bulunmuşsunuz. Dönem dönem bunu piyasaya bırakmışsınız. Dönem dönem Merkez Bankası bunu kendi dövizin daha sağlıklı, kurun sağlıklı bir şekilde oynaklığının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için müdahaleleri olmuş. 2016'dan sonra başka bir yol denenmiş. Burada şimdi, aslında biraz eleştirilen de bu yöntem mi efendim? Yani mesela neden döviz satım ihalesi yöntemi uygulanmadı da bu yöntem uygulanmadı diye de eleştiriliyor aslında. Biraz daha netleştirmek adına da. Bir de yani, tamamlayıcı bir soru sorayım müsaadenle. Siz masanın her iki tarafını da biliyorsunuz. Yani siyaset tarafını da biliyorsunuz. Şimdi teknik tarafındasınız. Dolayısıyla Türkiye'de farklı dönemlerde döviz satışları Merkez Bankası'nın oldu ve farklı yöntemler de kullanıldı. O gün tartışılmıyor ama bugün tartışılmasına işaret ettiniz. Sizce bugünü farklı kılan, bugün yapılmak istenen nedir acaba? Bir de ben de ek yapayım efendim. Hani açıkta bir şey kalmış olmasın. Bir başka çünkü söylemde şu. Neden döviz rezervleri eritildi de işte faiz artırımına gidilmedi o dönem gibi bir takım sorgulamalar da var. Yani bu, o, biraz önce söyledim. Her şeyi kendi dönemi içerisinde tartışmak gerekiyor. Şimdi olacaklara bakın. Ben 30 yıllık bankacı, 90 kriziyle bankacılığa başladım. 94 krizini bir fiil yaşamış insanlardan bir tanesiyim. 98-99 krizi ve 2000 krizi. Şimdi 2008 krizinde de yine o günkü siyasi iktidarın duruşuyla o krizi Türkiye, bazı rakamlara baktığınız zaman, öyle 2000 şey olarak baktığınız zaman Türkiye onu da bir derin izlerle bırakmıştır. Ama Türkiye o krizi yönetebildiği için reel sektöre, vatandaşına çok daha az etki ederek, meşhur hatırlarsınız da işte bu kriz bizi teğet geçecek Cumhurbaşkanımızın o lafı, vatandaşımızı kastettik ve vatandaşımız o krizden etkilenmeden çıktı. Ama devlet olarak, hükümet olarak, Merkez Bankası veya diğer kurumlar baktığınız zaman rakamlara, Türkiye o yıllarda da küçülüyor, işte cari açığı, bir sürü rakamlara baktığınız zaman o kadar iç açıcı değil. Önemli olan bunu yönetebilmek. Şimdi tekrar başa dönmek istemiyorum ama 2019-2020'de siz hiçbir şey yapmayabilirdiniz. Piyasaya bırakabilirdiniz. Kurs bir gidebildiği yere kadar gider. Sonra faizi artırsanız da ne kadar kontrol edebilirdiniz? Bunun örneklerini Türkiye yaşadı, dünya da yaşadı. Arjantin, Brezilya örnekleri. Bunlar çok, ben bunu söylediğim yarın hemen Twitter'da birileri bunu başlayacaklar tartışmaya. İstediğiniz şekilde tartışın. Bak, 2020 Türkiye dünya buhranından, hatta ondan da daha fazla bir sıkıntının, krizin yaşandığı bir yılı konuşuyoruz. Diğer ülkelerin nasıl destek aldıklarını hepimiz biliyoruz. Biraz önce rakamları söyledik. 16 trilyon dolar yapılan destekler. Merkez Bankası bilançoları 10 trilyon dolar genişliyor. Şimdi bu Merkez Bankaları ne yaptı? Bu parayı, bu genişlemeyle ne yaptılar? Onlar yapınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hiçbir şey yapmadan mı duracaktı? Şimdi yapılanlar, bunları kendi içerisinde değerlendirmemiz lazım. O gün öyle yapıldı, böyle yapıldı. Sonucuna bakalım. Sonucunda Türkiye Cumhuriyet vatandaşı, yurt dışı müşterisi, içerideki reel sektörü, hiç kimsenin burnu kanamadan bu 2020 krizi, pandemi krizi atlatılmıştır. Nasıl atlatılmıştır? Bakın ben biraz önce söyledim. 94-95 krizi ve 2000 krizindeki firmaların nasıl patır patır battığını hatırlıyorum. Ben 2019-2020'de bu krizde bakın bir tane büyük bir firma, bankadaydım ben, yönetim kurulu başkan vekiliydim. Listesi geldi. Çeklerini ödemiyor. Kredi muslukları kapanmış. Çekleri ödenmiyor. Eğer o gün o firma çekleri ödenmese tamamen taşeron firmalara iş yaptırıyor.
en az 150 tane, ben öyle diyeyim, belki daha fazla firma batacak. Çünkü o çekler, adamlar almışlar, işini yapmışlar, günü gelmiş, tahsilata gidecek, çekler ödenmiyor. Ve o gün 4 banka o şartlarda bir araya gelerek o firmanın çeklerinin ödenmesi sağlandı ve o firmalar kurtarıldı. Bunlar bir iradeyle oldu. Ondan sonra tabii ki yok kredi muslukları şöyle oldu, böyle oldu, aktif rasyosu. Bakın eğer o gün o düşük faizli krediler olmasaydı sektör nasıl yara alacağını hepiniz bilirsiniz. 2020 sonu rakamlarını değerlendirdiğimizde şöyle bir şeyin nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Türkiye reel sektörü protesto senet ve çekte en düşük dönemini yaşıyor. Ya bir kriz var ve benim 30 yıllık tecrübem bu oranların daha yüksek olmasını gerektirir. Bankacılık sektörünün takip oranının daha yüksek olmasını gerektirir. Eğer kur bırakılsaydı, madem serbest dalgalı kur gidebildiği yere kadar gitsin denilseydi veya faiz şok bir şekilde arttırılsaydı karşılaşılacak manzarayı mı özetliyorsunuz? Evet. Bakın. Talebi karşılamanın önemine dikkat çektiniz. Hemen bunu ek yapayım. Malum bir dalgalı kurdayız, serbest kur rejimdeyiz. Zaman zaman da bu yöntemle müdahale ne kadar doğru diye tartışılıyor. Özellikle son protokol çerçevesinde bu yöntemin seçilmesi, böyle müdahale edilmesi o serbest kur rejimiyle yan yana koyduğumuzda ne ifade ediyor? Yani kurun sağlıklı, oynaklığın sağlıklı bir şekilde yönetimi diyeceğiz buna. Yani dolayısıyla bir müdahale değil, bir de bir talebin karşılanması, biraz önce sizin sorunuzda da var. Bakın bunların hepsini o günkü talep ve arz içerisinde değerlendirmemiz çok daha sağlıklı olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın ben başkan olduğum atandım. Pazartesi günü, pazar gecesi aynı bu protokolün yapılma nedenlerinden bir tanesi. Ona işaret edeceğim şimdi. Asya piyasalarında gece kur bir anda 8. Hiçbir şey yok. Pazar günü. Biz açıklamamızı yaptık. Mevcut politikaların devam edeceğini, yani para politikası kurulunda alınan kararların, yani bütün hani piyasaya müdahale etmeyeceğimizi ben başkan olarak pazar günü basın toplantısı, basın bildirisiyle açıkladım. Öğleden sonra da banka genel müdürleriyle bir araya geldik. Onlarla çok güzel bir görüşmemiz oldu. Onlara da herhangi bir müdahalemiz olmayacağını, her şeyin serbest piyasa içerisinde devam edeceğini, bütün bilanço, herkes kendi bilançosunu yöneteceğini net mesajlar verdik. Ama gece Asya piyasalarında müthiş bir dalgalanma oluşmaya başladı. Ertesi günde kur yine aynı şekilde. Bir haftalık süreçte Türkiye'de hani o faizi yükselttiğimizde gelen 15-20 milyar dolar yaklaşık parayı konuşuyoruz ya, 11 milyar dolar o bir haftalık süreç içerisinde piyasadan çıktı. Ben Merkez Bankası olarak hiçbir şey yapmadım. Piyasa karşıladı. Kim karşıladı? İşte o 2020'de dövize dönen DTH, bankalardaki DTH'ları olan bireyler otomatik olarak piyasada, işte serbest piyasa dediğimiz o talebi karşıladı. Döviz almak isteyenlere dövizini bozdurarak cevap verdi ve ben Merkez Bankası olarak hiçbir müdahalede bulunmadım. Şimdi ülkenin rezervleri olarak baktığımız zaman, rezervin tanımını okudum, çok karıştırılıyor. Yani bunların tartışılması gerçekten çok üzücü. Yani böyle sapla saman birbirine karıştırılıyor. Bakın o gün işte ülkenin rezervlerinde yeterli para olduğu için, bir güç olduğu için o gün piyasa o 11 milyar dolarlık talebi karşıladı. Orada da bir brüt net tartışması hep muhalefet tarafından da dile getiriyor ya aslında. Vallahi yıllarca hiç kadar hesaplamayı yapmadılar. Yine aynı Okan Bey'in sorusu, hani bir özel dönem mi var? Yani niye şimdi neti hesaplıyorlar? Evet. IMF'nin tanımını okudum. IMF'nin tanımında da yıllardır brüt rezerv konusu. Biz de bankacılık sektörü olarak hep brüt rezervden hesap ederiz. Dolayısıyla bir şeyleri çıkarmak için, bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplamalara gitmeye gerek yok. Bakın Türkiye'nin Türkiye Merkez Bankası olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gücü olarak şu an olmadığı kadar iyi durumda. Sadece şu rezervleri şuradan göstereceğim. Televizyona veriyorlar mı? Şunu ifade edeyim bakın. Rezervlerin yapısı değişmiştir Türkiye'de. Ne demek efendim bu? Yıllardır 120 ton altını vardı.
bütün hani parasal olarak da baktığınızda şuradan herhalde vermiyorlar. Ben şuradan göstereyim onu. Bakın şu sarı altın rezervleri gözüküyor mu burada? Nerede başlamış? 2012'de başlıyor. 2019 ve 2020'de Türkiye 710 ton altına çıkıyor. Türkiye'nin şu an Merkez Bankası rezervlerinde 710 ton altın var. Bir başka önemli noktayı söyleyeyim. Türkiye'nin 120 tonu altını yurt dışındayken 2018'den 17-18'den sonra yurt dışındaki bütün altınları Türkiye'ye getirmiştir. Şu an Türkiye'nin tüm altınları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndadır. Ve 120 ton olan altın bugün 720 tondur. Dahası bakın biraz önce bir dönemi işaret ediyorsunuz. 2017 zannedersem hani protokollerden şimdi her şeyi açıklayın. Ya devlet bu. Enerji Bakanlığı'yla o günkü Sayın Berat Albayrak döneminde çok önemli bir şey yapılıyor. Türkiye'nin altın üretimi cevherden Merkez Bankası satın alması kararı veriliyor ve cevherden altın üretimini TL olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine alıyor. Şu an bu yıllık 50 ton inşallah 1-2 yıl içerisinde 80 tona çıkacak. Şu anki planlamamız o civarında. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin eksimi, brütmi rezervlerini konuşurken bundan daha önemli bir rezerv kaynağı olabilir mi? Türkiye'nin rezervlerinin nereden olacağını biz çok kalıcı rezervlerden bahsediyoruz. İnşallah bundan sonra bizim önümüzdeki hedefimiz Türkiye'nin rezervlerini daha kalıcı, daha güçlü şekilde oluşturmak. İşte bu kendi üretimimiz olan cevherden altın üretimiyle, kendi varlığımız olan altınlarımızla, yine reskont kredilerimize bakın üretimi, istihdamı finanse ederek, ihracatı finanse ederek, reskont kredileriyle, geri dönüşleriyle inşallah bu zaten devam eden bir süreç. Bu süreci daha da artırarak Türkiye'de hem rezervlerimizi kalıcı hale getireceğiz hem de üretimi, ihracatı finanse eden bir sistemi daha iyi bir şekilde uygulayacağız. Şimdi daha önceki rezerv diyorsunuz. Bu rezerv konusunu eleştiren arkadaşlara bakıyorsunuz. Bu brüt rezervler, döviz rezervleri. Bakın altın dahil. Nereye kadar? 2003'e kadar rezerv falan yok. Görebiliyor musunuz? Şu an ne kadar rezerv var? Şu an 90 milyar dolar rezervimiz var. Brüt rezervimiz. Ve rezervin açılımı da önemli. Bu rezervin biraz önce söylediğim gibi yaklaşık %40'ın üzerinde altın rezervi. Türkiye'nin kendi altınları. Şimdi öncesinde Türkiye'de rezerv yokken 2003'ten sonra oluşan rezerv. Peki 2003'ten sonra oluşan rezervler nasıl oluşmuş? Portföy girişleriyle, sıcak para girişleriyle, yani o günkü kuru hatırlayın, dünyadaki gelişmeleri hatırlayın, para girişini hatırlayın. Kur düşük olduğu için orada döviz alım ihaleleriyle oluşturulan bir rezerv var. Bu da o dönemde oluşturulan 130 milyar dolara kadar çıkan bir rezerv var. Siz bu rezervi niye oluşturursunuz? Bakın nasıl oluşturdunuz? Gelen yurt dışından gelen dövizlerin alım ihaleleriyle oluşturuyorsunuz. Niye oluşturuyorsunuz bunu? Bu dövizler bir gün çıkarken eğer piyasada karşılanmazsa siz karşılayasınız diye. Biraz önce IMF'in tanımında okudum. Yani rezervin nasıl oluşacağı ve nasıl kullanılacağı yazıyor da. Türkiye 2020'de de bunu yapmıştır. Efendim? Dolayısıyla bunun şuraya gitmiş, buraya gitmiş, şunun hesaplarına geçmiş. Buna bu ifadeler çok doğru değil ve vatandaşımızı da yanlış yönlendiriyorlar. Bunu çok net olarak ifade ediyorum. Türkiye'nin rezervleri 90 milyar dolar rezervi vardır. Dağılımı biraz önce söylediğim gibi altın rezervlerimiz çok güçlüdür ve bütün altın rezervlerimiz bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndadır. Ve yıllarca 120 ton olarak olan altınlar bugün 720 ton yaklaşık, yani rakam küsuratını yanlış söyleyebilirim. 720 ton Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda altın vardır. Efendim bir de merak edilen başka bir konu var. Bu döviz satışı karşılığında aldığınız TL ne oldu?
Bu da çok soruluyor, kamuoyunda çok tartışılıyor. Bir de vatandaşın anlayacağı şekilde soralım, çok fazla dile getirildiği için. Devlet bu işlemden zarar etti mi? Çok güzel soru valla. Ben de oraya bir şey hazırlamıştım. Soracak mısın, sormayacak mısın? Çünkü kar olayı biraz tartışma yaratabilir. Şimdi bakın. Biraz önce ne dedik? Döviz talebi var. Merkez Bankası bu döviz talebini nasıl karşıladı? Döviz verdi, TL aldı. Piyasadan TL'yi çekti. Sonuçta bu TL ne oldu? Şu an bankaların, piyasanın ihtiyacı olan TL'yi Merkez Bankası tekrar piyasaya TL olarak veriyor. Bugün ben her gün 630 milyar piyasaya para veriyorum. Bunun yaklaşık 330 milyarını API dediğimiz açık piyasa işlemleriyle, 300 milyar, 300 küsur milyarını da swap işlemleriyle piyasayı fonluyorum. Ve buradan Merkez Bankası para kazanıyor. Peki başka ne yapıyorum? Bankaların döviz hesaplarını DTH olarak geçen dövizleri bankalar ne yapıyor? Bana bunları döviz olarak getiriyor, TL olarak alıyorlar. Onlar da kendilerini fonlayacaklar. Sadece API'den değil. Swap yapıyorum. Yani bu Merkez Bankası'nın tırnak içinde biraz önce kaybolan rezervleri diyorsunuz ya. İşte o rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Yani benim rezervlerimden çıkıp bankacılık sektörünün hesaplarına DTH olarak, döviz olarak giden parayı ben bu sefer bankaları fonlamak için, TL olan ihtiyaçlarını karşılamak için o dövizleri swapla alıyorum tekrar rezervime, piyasaya TL veriyorum. Değişen hiçbir şey yoktur. Sadece varlık yükümlülük içerisinde, bilanç içerisinde yer değiştiriyor. Siz bunu istediğiniz gibi rakamları, hani birileri televizyonda şimdi isim vererek cevap hakkı doğurmayalım ama konuşurken diyor ya, rakamları oradan alın buraya koyun, buradan alın oraya koyun. Yer aynı yer, çıkacağı yer aynıdır. Dolayısıyla bir rezerv kaybı, bir para kaybı, birilerine para verilmesi falan söz konusu değil. Bakın açıklıyoruz. Giden para, gittiği yer orası. O nerede? Bankalardaki döviz hesapları. Bankacılık sektörü kendi TL ihtiyacını karşılamak için yine o dövizleri bana veriyor, swap yoluyla. Ben onu TL olarak fonluyorum. Aradaki fark da ben Merkez Bankası olarak para kazanıyorum. Biraz önce söylediğim 130 milyar dolara kadar 2003 ile 2013-14 o tarihlere kadar, 2011'e kadar ağırlıklı alım ihaleleri oluyor. Aldığım dövizleri 2020'de, 2019'da, 2020'de daha yüksek kurla piyasaya verdiğim için arada kar ettim. Artı o dövizler karşılığı TL piyasadan çektiğim için şu an o TL'yi de piyasayı fonlamak için satıyorum her gün. Oradan da faiz geliri elde ediyorum. Buralardan kar ediyorum. Zarar ettiğim yerler oluyor. Eğer kurlarda çok aşırı oynaklık olduğunda swap işlemlerinde, bazı swap işlemlerinde zarar ettiğim dönemler oluyor. Ama Merkez Bankası uzun bir süredir, yani öncesinde kesinlikle kar diye bir şey yoktur. Ama şimdi Merkez Bankası'nın şurada bakın kar tablosu. Kar görüyor musunuz daha önce? Yine 2018, 2019, 2020. Niye? Merkez Bankası'nın bunlar tartışılır. Tabii şimdi bunlar yarın Twitter başkaları başka şekilde yorumlayarak anlatacaklar. Şöyle güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gücü, bu dünyadaki biraz önce bahsettiğimiz genişleme ve büyümeden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da gücü. Başka bir örnekle şimdi söyleyeceğim, sizin sorunuzu alayım. Yıllarca kar rakamı yoktur ama 2018, 2019, 2020'de Merkez Bankası kar etmiştir. Merkez Bankası'nın bu döviz rezervlerinin yanı sıra piyasadaki ifadesiyle kara gün parası diye yorumlanan ihtiyat akçeleri var. Bu da kara eklendi ve bir şekilde kullanıldı biçiminde eleştiri getiriliyor tam yeri gelmişken. Çok güzel. O konuyu da bir açar mısınız? Şimdi bakın, biraz önce kar rakamı söyledim için bu çok önemli bir soru. Daha önce plan bütçede de tartışıldığı için eski Merkez Bankası başkanı işte bu yedek akçeler, ihtiyat yedek akçe işte kara gün parasıydı. Türkiye'nin işte savaşta evet, kötü günde harcayacağı para falan.
Bakın o dönemde öyle bir rakam yok biliyor musunuz? Onun dönemi dahil çok az. Ondan öncesinde yok. Çünkü Merkez Bankası kar etmiyor. Kar etmediği bir bilançoda ihtiyati hakçı nasıl olacak? Ya bunu söylüyorsunuz bari. Bir dayana bir mesneti oluşturun. Merkez Bankası kar etmediği için zaten bakın 2003'e kadar ihtiyati aksiye diye bir şey yok zaten. Ve esas kar etmeye başladıktan sonra oluşuyor. İhtiyati aksiye Merkez Bankası'nda. Yani siz o kara gün için, zor günler için, savaş günleri için ihtiyati aksiye nerede biriktirdiniz? Merkez Bankası'nın bilançosunda yok. Merkez Bankası karını hazineye aktarıyor. Bir kısmını da ihtiyat akçesi olarak o, kendi hesabında tutuyor değil mi? Tabii. Ondan sonra yani bu karlardan sonra Merkez Bankası'nda o gün 40 küsür milyar bir ihtiyati akçe oluşturuyor. Zaten Merkez Bankası kanunlarında kanununda bu dünyada da bizde daha fazla %20 %10 daha sonra biz de dünyayla aynı şekilde %10'a getiriyoruz. O gün birikmiş yedek akçeyi de ihtiyati akçeyi de hazineye aktarıyoruz. Yani hep biz hazinenin şey yapıyoruz ya şimdi olumlu şeyleri söylemiyorlar. Ondan sonraki yıllarda da bir önceki yıldan ayrılan %10'la yine %10 ve temettüre düşürdükten sonra kalan tutar bu sene mesela 30 milyar hazineye yine kar ettiğimiz için para aktardık. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervler şunlar bunlar konuşurken 40 milyar ondan önceki yıl 30 milyar bu yıl aktarılan paraları niye konuşmuyoruz? Yaklaşık 98 milyar lira olduğu söylendi. Tabii bu da rakamlar. 2,5 yılda. Tabii. Bu Merkez Bankası'nın hazineye aktardığı para. Yani burada böyle bir yerlere bir para aktarma şu bu söz konusuysa bu paralar nasıl oluşuyor? Veya siz neden yapmadınız daha önceleri? Ben yani çok geçmişi eleştirerek konuşmak istemiyorum ama en çok üzüldüğüm nokta böyle bir para varmış. Burada başkanlık yapan arkadaşımızın o konuşmalarında çok hayretle dinledim. Halkı yanlış yönlendiriyorsunuz. Bakın bunlar doğru şeyler değil. Vatandaşa yanlış bilgi vermek doğru bir şey değil. Ve Merkez Bankası hakikaten bakın dünyada da öyledir. Türkiye'de de en saygın kurumlardan bir tanesi. Burada yanlış bir şey olması mümkün değil. Bakın çok ben Merkez Bankası Başkanı şimdi aklıma geldi onu size ifade edeyim. Başkanların anılarını falan bir de sohbetlerimizde. Mesela devalüasyon olduğu dönemlerde eski Türkiye'de Bakanlar Kurulu'na boş karar şey imzalatırlarmış karar. Kuru Merkez Bankası'nda o gün yazacaklar, açıklayacaklar. İlgili kişiler o gün yemin ettirilirlermiş ve hiçbir yere gitmezlermiş. Olur ki ağzından kaçırır, eşine söyler, çocuğuna söyler. Orada o gün o devalüasyon kuru açıklanana kadar insanlar burada ayrılmazlarmış. Hatta o zaman cep telefonları olmadığı için eşleri, çocukları polise haber verirmiş. Babamız eve gelmedi, oğlumuz eve gelmedi, polis başına bir iş mi geldi diye. Böyle anılar var. Şimdi Merkez Bankası ve Merkez Bankası'ndaki yetişen insanlar bu kadar bu konularda hassasken 128 milyar dolar gibi bir rakamı telaffuz edip bu kadar insanı zan altında bırakmak hayret edici. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani ve bunu eski bankacı, eski merkez bankacı arkadaşların açıklaması, yorum yapması daha üzücü bir şey. Nasıl etkiliyor Merkez Bankası'nın genel olarak içeride dışarıda itibarını bu tartışmalar? Üzülüyoruz. Yani arkadaşlar da üzgün. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Ama bunun tabii vatandaşın buraya olan güveni hiçbir zaman sarsılmaz. Bakın ben bir işçi çocuğuyum. Benim babam Almanya'da işçi olarak çalıştı ve Merkez Bankası işçi dövizleriyle çok nasıl diyelim anılan bir dönemi vardır. Yurt dışı yani, işçi dövizleri genel müdürlüğü işçi vardır. Ben de çok lise yıllarında, üniversite yıllarında babam gelip buradan parasını çektiğim dönemler çok olmuştur. Şimdi o kadar çok hikayesi ve anısı var ki babamdan da dinlerdim ben o dönemlerde. Yani Merkez Bankası'na para yatırmak bir güven ve hatta bazen Merkez Bankası bunu reklam olarak şey Türkiye'nin döviz ihtiyacı olduğu dönemlerde falan o Almanya'daki Fransa'daki işçiler sırf devlete yardım olsun diye o Merkez Bankası'nın güvenli ismi altında paralarını getirir yatırırlardı. İlk işçi dövizi çıktığında
bir numaralı isim var. Kerem Alagöz mü? Öyle bir vatandaşımız Almanya'da. Ve kendisi bir zat böyle dolaşarak milleti organize ediyor. İşçi dövize işçileri para yatırsın Türkiye devletine, Merkez Bankası'na. Ve daha sonrasında kendinin bir prodüksiyon firması var Almanya'da. Kendi Merkez Bankası ile görüşerek, izin alarak bunun reklamını yapıyor. Kendi firmasıyla bütün Avrupa'da paralarınızı Merkez Bankası'na yatırın diye reklam yapıyor, yayın yapıyor. Şimdi vatandaşın Merkez Bankası'na, devletin olan güveni bu. Dolayısıyla bunu konuşan arkadaşların Merkez Bankası'nı bilmeden konuşanlara sözüm yok. Ama Merkez Bankası'nda yıllarca çalışmış, buranın hassasiyetini, buradaki insanların bu işlerdeki özenini bilen insanların bunlara taraf olması, bunları tartışması bizi çok üzüyor. Merkez Bankası'nda bir yanlış olmaz. Bakın çok net söylüyorum. Burada bütün çalışan arkadaşlarımız buna kefildir ve şahittir. Böyle bir şey söz konusu değil. Günlük veri açıklayan bir analitik bilançosunda verilerini günlük olarak açıklayan bir Merkez Bankası'nda nasıl yanlışlık olabilir? Bu kadar şeffaflık varken siz bu rakamları hesaplarken, bu rakamları telaffuz ederken, bu rakamlar üzerinden yorum yaparken hali bizim bir şeyler gizlediğimizi, bir şeyler açıklamamız gerektiğini söyleyerek kamuoyunun kafasını karıştırmanın nasıl bir anlamı olabilir? Şimdi bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Piyasa güveni de belki çok önemli. Piyasa aktörlerinin güveni. Hemen biraz geriye dönelim son para politikası kurulu toplantısına. Zaman zaman da piyasa oradaki satır aralarından mesaj alıyor. Bazen farklı yorumluyor, bazen iş kontrolden çıkıyor, fiyatlamalar ona göre gidiyor. Dolayısıyla o para politikası metninde sıkı duruşla ilgili bazı ifadelerin çıkarıldığı, kredi yavaşlamasından bahsedilerek buradan hareketle daha erken bir faiz indirimi gelebileceği iddiaları gündeme geldi. Biraz eğer diğer konudan çıktıysak faize girelim istiyorum. Bir söylem değişikliği oldu mu son para politikası kurulu metninde? Bir tamamlayıcı bölümüne işaret edeyim. Aklınızdaki unutmayın lütfen. O metinde ve daha önceki metinde ve sizin ilk gün göreve başladığınızda piyasalara verdiğiniz mesaj enflasyonun üstünde bir faiz ya da makul evet. bir faiz. Bu da tam olarak neye karşılık geliyor? Birlikte değerlendirirseniz. Şimdi oraya girmeden önce rezerv konusunda tabii sonuçlarını görmemiz lazım. Bir şey daha göstereceğim. Tabii ki. Bakın biraz önce söylediğim 94-2000 krizleri ve daha sonrasında Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılarda. Şimdi 2020'yi konuştuğumuz zaman 2019'u bu rezervlerin veya Merkez Bankası'nın hazinenin yani devlet olarak hükümet olarak yaptıklarının sonuçlarını baktığımız zaman biraz önce söyledim işte firmaların durumu. Bakın uluslararası bir borç gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Türkiye'nin borçlu bir ülke olduğunu, reel sektörün çok borçlu olduğunu, bunu çeviremeyeceğini hep söylüyoruz değil mi? Dünyada bakın genel yönetim yani devletin borcu %42 ile ki bu oran pandemiden önce %28'lerde falandı. Birileri çok övünüyor ya bizim zamanımızda %28'di şimdi %40'a düşürdüler. Şimdi bu dönemleri pandemi sanki hiç yaşanmamış gibi konuşuluyor. Bakın Yunanistan'da bu oran %223. Yanı başımız hiçbir üretimi olmayan bir ülke. İngiltere'de %127. Belçika'da %145. Yine en çok eleştirildiğimiz işte reel sektörün borcu. Bakın eğer biz 2020'de bunlar yapılmasaydı reel sektörün o olan borcunu da nasıl çevireceğini veya nasıl çeviremeyeceğini, neler yaşanabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Bunun sonucuna bakın Türkiye'de reel sektörün borç gayri safi yurt içi hasıla oranı %72. Bu oran bakın Yunanistan'da kaç biliyor musunuz? Hiç reel sektörü olmadı halde. Yani borç %58. Avusturya'da %97. Macaristan'da %67. Euro bölgesinde yani tek tek saymayayım %114. Yani Türkiye'nin reel sektörünün gayri safi milli hasılaya oranı %72 iken Euro bölgesinde %114. Ve bu Euro bölgesinde iyileşmiş rakam. Bizde de pandemiye rağmen hani söylüyor kötüleşmiş rakam, kötülenen rakam. Ve Türkiye 1.8 ile o dönemde büyüyen tek ülke.
Yani Çin'i saymıyorum. Hani Çin'den sonra Avrupa'da, Avrupa'yı konuşturan tek ülke. OECD ülkeleri içerisinde ikinci. Çin'den sonra ikinci. Şimdi nereden bakarsanız bakın bu işlerin sonucu Türkiye'yi dünyaya güzel bir resim veriyor. Konuştuğumuz rakamları dünya istatistikleriyle karşılaştırdığım zaman ortaya güçlü bir Türkiye çıkıyor. Hane halkına baktığınız zaman evet tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Ama hane halkının borçluluğu öyle yüksek değil. İşte bugün o yine 2020'deki yapılanlara baktığınız zaman Türkiye hane halkının gayri safi yurt içi hasıla oranı %17 ile Avrupa ve dünya ülkeleri arasında en düşük orandır. Euro bölgesinde bu oran %60. Ve biz şimdi faizle ilgili konuya geldiğimde burada en çok üzerinde durduğumuz tabii tasarruf açığı olan bir ülkeyiz ve cari açık veriyoruz. Dolayısıyla bizim en büyük kırılganlığımız var. İnşallah Türkiye bu yeni dönemde hem cari fazla veren bir ülke durumuna gelecek hem de çok daha para ve kur politikasında daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecek. Ne demek istiyorum? Şimdi biz para politikası kurulu olarak ben göreve başladığım ilk günde söyledim. Mevcut alınan politikalar ışığında yolumuza devam edeceğiz. Yani sıkı para politikasına devam edeceğiz. Şimdi burada bazı ifadeler vardı. Şimdi ben şuna özellikle dikkat ettim. Yani sonuçta Şahap Kavcıoğlu olarak, Merkez Bankası Başkanı olarak piyasaya bir yüzümüz, bir duruşumuz olacak. Verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam edeceğiz. Orada çok farklı, yıllardır oluşmuş ifadeler var. Onları da değiştirdim ben. İlave sıkılaşma. Orada bir ilave sıkılaşma değil, uzun süre sıkılaşmaya devam edeceğiz. Gerekirse faiz artıracağız falan. Şimdi bakın, ben de enflasyonu düşüreceğim diyorum. Yani eğer artık biraz önce Okan Bey pozitif faizden bahsediyorsak, enflasyon düşürmesi de aynı şeyi sonucu doğurmayacak mı? Bazı şeyleri çok dengeli götürmek lazım. Reel sektörü bugün iş dünyasının siz bu lafı kullandığınızda duyduğu rahatsızlığı göz ardı etmemeniz gerekiyor. 19 olan faizlerin daha da yükseleceğini, şartlar ne gerektir onu bak, biz hiçbir şekilde bir faiz indirimi ya da faiz artırımı diye bir şey ifade etmiyoruz. Biz burası kurumsal bir yapı, para politikası kurulu, bütün veriler, veri setinden ne gelirse o veriler ışığında Türkiye'nin yönünü belirleyeceğiz. Türkiye'nin hedefinde ne var? %5 enflasyon hedefimiz var. Ve o %5 enflasyon hedefini tutturana kadar sıkılaşmaya devam edeceğiz. Kredilerle ilgili biraz önce işte hane halkının rakamını verdim. Bireysel kredilerde mesela baktık, kredilerde, bireysel kredilerde ciddi artış var. Onlarla ilgili tedbirler alacağız. Sıkılaşmaya devam edeceğiz. Ama siz 19 olan faizi bir de işte uzun vadede de artırmayıp işte faiz artırarak devam edeceğim dediğin zaman reel sektöre nasıl bir mesaj verirsiniz? Bu işi dengeli götürmek lazım. Yatırımcı da bizim için önemli. Yurt dışı yatırımcı da önemli. Reel sektör de önemli. Hane halkı da önemli. Sizin için başlar başlamaz faiz indirecek denildi ama siz son derece gerçekçi bir şekilde temel sıkı duruşu devam ettireceğinizi, hatta enflasyon üzerinde bir marj oluşturacağınızı ifade ettiniz. Hala o noktadasınız. Tabii. Bakın, faize karşı olmayan var mı? Yani ben şimdi bankacılar olsun, reel sektör olsun, yatırım... Şimdi yüksek faizden memnun olan kim var? Şimdi bir şeyi söylerken altını doldurarak söylemek lazım. Ama negatif faizden bahsediyorsak veya işte yükselen bir enflasyonda farklı şeyler konuşuyorsak bu başka bir şey. Şimdi bizim piyasaya verdiğimiz mesaj çok net. Ben yatırımcılarla da toplantı yaptım. Bakın, bunları ilk gün Okan Bey saat 10'da basın bildirisi açıkladık. Aynı mesajları verdim. Saat 4'te Türkiye'deki bütün banka genel müdürleriyle konuşarak aynı mesajları verdik. Merkez Bankası kurumsal yapı içerisinde hükümetimizin ekonomik reformlar paketiyle eş güdümlü olarak. Çünkü Türkiye bir bütün. Yani siz o reform paketlerini diğer hükümetin aldığı kararlardan bağımsız bir şekilde istediğiniz gibi davranma şansınız yok. Yani Merkez Bankası'nın görev tanımı belli.
Bakın burada Merkez Bankası'nın görevi kanunla zaten çok net. Orada zaten söylüyor. Fiyat istikrarı. Bakın, bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Banka fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler. Söylediğimiz bu. Efendim, kanunda zaten bize bu görev vermiş. Bunu oraya buraya çekmeye gerek yok. Araya gireyim çünkü sormamız gereken birkaç tane soru da var. Çok az da zamanımız kaldı. Birkaç gündür sıkça da konuşuyoruz aslında. Bir süredir de gündeminizde kripto para meselesi. Sizin de Merkez Bankası'nda bu konuda bir düzenlemesi var. Yakın zamanda bir düzenleme hayata geçirildi. Ve o düzenlemeye göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir düzenlemeye gidildi? Neden böyle bir önlem almaya ihtiyaç duyuldu? Bunu bir açıklayabilir misiniz? Şimdi şöyle, tabii bu konu çok hassas bir konu. Gittikçe de bugün işte iki gündür yaşananlarla da başka bir boyuta gidiyor. Dünyada da bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Ciddi bir şekilde bir altyapısı yok, düzenlemesi yok, kontrol mekanizması yok. Dünyada da böyle. İşte birkaç ülke tamamen yasakladı. Onlar da bu işte Çin'de mümkün. Kendi sistemi, kendi internet altyapısı kontrol edebiliyor. Siz sadece yasaklayarak da bu işi halletme şansınız yoktur. Zaten bizim böyle bir niyetimiz de yoktur. Bizim yaptığımız düzenleme bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan ödeme kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri banka aracılığıyla yapın dedik. Biz bu ödemeleri yasaklamadık. Sadece bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz ama diğer ödeme kuruluşlarıyla yapamazsınız dedik. Çünkü orada bazı sıkıntılar var. Onlara da şimdi şunu söyledik. Belirli bir normlar belirliyoruz. Bir kurallar, kaideler, o altyapısını, çünkü burada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafı takip edemiyor, MASAK takip edemiyor. Siz incelemeye gittiğinizde hiçbir inceleme yapma şansınız yok. Dolayısıyla normlardan burada kastettiğiniz sermaye yeterliliği, lisanslar, bu tip şeyler. Yani işte o bir şeyler konulacak. Yani sermaye artırımı olabilir. Belirli işte sermaye yeterlilik gibi bir kriterler belirlenebilir. Henüz çalışıyoruz onlar Merkez üzerinde. Merkez Bankası burada sadece ödeme sistemleri itibariyle aslında biz iki şey yaptık Okan Bey. Bir, ödeme aracı olarak kullanıyoruz. Yani gidip kripto parayla bir işte elbise, bir herhangi bir şey alma yasakladık. Bu dünyada para da bu şekilde para yerine kullanımını yasakladık. Merkez Bankası'nın görev çerçevesi aslında bununla zaten sınırlı gözüküyor. Evet, aslında yani, daha kapsamlı bir düzenleme ihtiyacı var. İkincisi ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini, bizde olduğu için ödeme kuruluşları Merkez Bankası olarak bizim üzerimize düşen bu iki düzenlemeyi yaptık. Ama daha geniş düzenleme şu an çalışılıyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, başkanında SPK, BDDK, işte Gelir İdaresi, MASAK. Dün toplantıda ben de vardım. Orada bir de risk vurgunuz vardı. Riskli varlıklar olduğu noktasında bir uyarı vardı. Orayı biraz açalım mı? Son dönemde birkaç olayla da aslında sistemin kendi sorunlarını gördük ama nerede risk var? Yani o anlamdaki değerlendirmeniz ne olur? Ya çok teknik bir şey. Yani yanlış bir şey kullanmak istemiyorum. Tabii şimdi İşte iki gündür olan bir olay. Yani bir cüzdan, bir kere tanımı yok. Yani bir, bu varlık mı, mal mı, bilançonun neresinde tutacaksınız, nerede saklayacaksınız, takas merkezinde mi, saklama işini nasıl yapacaksınız? Şimdi bunların hepsi çok muğlak. Karşılık üretmeniz lazım. Tabii. Yani dolayısıyla bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırken bir de böyle çıkmaz sıkıntılı durumlar var. Şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İki hafta içerisinde zannedersem bir noktaya gelecek. Orada önce tanımlaması önemli. İşte bir saklama merkezi, sorumlu alanlar kimler olacak? Yani biz, ödeme kuruluşları bizde olduğu için biz kendi alanımıza giren konularla ilgili direkt yönetmeliği çıkardık. Ama bu daha geniş bir şey. Bunlarla ilgili çalışmalar şu an yapılıyor. Biz de destek veriyoruz. Bir altyapısı oluşturulacak yani. Tabii. Yani dünyada da uygulaması yok. Örnek alacağınız bir yer yok. Yani yapacağınız şeyin ne, işte sakladınız, neyi sakladınız, nasıl saklayacaksınız? Aracı şirketler kimler? Nasıl bir borsa işletiyor? Kaç kişi? Tabii onların lisanslanması gerekiyor nasıl, mesela. Evet, nasıl para vergilendirmesi gerekiyor. Nasıl parayı transfer ediyor? Bakın, müthiş bir para trafiği var dışarıya. Yani
hani çok böyle bir rakam söyleyerek yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama şu an bizi çok rahatsız edici bir para trafiği var Türkiye'den dışarıya, kripto para. Dolayısıyla bunun bir düzenlemeyle giden para geliyor mu gelmiyor mu, şimdi siz ithalatı kısmak istiyorsunuz, altın ithalatını kısmak istiyorsunuz, ödemeler dengenizde ithalattan kaynaklı bir açığınız var. Bir tarafta da kripto para diye bir şey alım için Türkiye'den her gün milyonlar Avrupa'da birinci. Dair bir endişeden bahsediyoruz burada. Şimdi ABD'de de sık sık örneğin kara para aklamada bir takım kaçak. Tabii giden paranın neye gittiğini bilmiyorsunuz. Kripto para alımına gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Kime gittiğini bilmiyorsunuz. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü, Türkiye bir yere oturmuş. Bu rakamlar işte ne kadar doğru çok bilinmiyor. Yani bu bile bilinmiyor onu diyecektim. Ama bir büyüklük bir, olmuş yani. Yani günlük giden paradan böyle bir şey var. Bunu iki türlü okuyabilirsiniz. Bir, diğer insanların iştahını daha kabartıp biraz daha bu kadar insan para gönderirse alıyorsa bu bir algı operasyonunda. İkincisi gerçekten böyle bir pazar Türkiye açısından olduğunu söylemek istiyorlar. Çok gerçekçi bir rakam değil. Yani daha doğrusu ne kadar olduğu tam bilinmiyor. Yani dolayısıyla birinci, dördüncü falan. Ama Avrupa ve Amerika için iyi bir pazar. Para oraya gidiyor. Bu gerçek. Çin'in yasaklaması da ondan zaten. Hindistan yasakladı. Diğer ülkelerde herhangi bir altyapı anlamında, bir düzenleme anlamında çok oluşmuş bir durum yok. Ama biz bunu bir iki hafta içerisinde olabildiğince, işte taraflar tartışıyor, herkes SPK, BDDK, hazine tarafı kendi alanıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapıp bir noktaya getirecek. Ama algı tabii çok önemli. Bakın biz bu düzenlemeyi yaptık. Televizyonlarda kripto parayla ilgili, işte sermaye kontrolleri ilgili çıkan herkes bir yorum yapıyor. Yani biz bu konuda da çok muzdaribiz. Yani insanlarımız önce bir düzenleme neyi kapsıyor onu anlamaları lazım. Yani kripto dünyası ile ilgili daha altyapı oluşturmak için neler yapıldığını veya o anlamda katkı vermeleri gerekirken bu düzenlemenin ne olduğunu, inanın okumayan insanlar var. Yorumlarını dinlediğimde ne olduğunu bile bilmiyorlar. Aynı şey, yani orayla bağlayayım, rezervler için de aynı şekilde. Yani televizyona çıkıp rezervlerle ilgili konuşan çoğu yorumcunun, ekonomist olanların yorumlarını saygıyla karşılıyorum. Yanlış da olsa bilerek, çünkü onlar bilerek yapıyorlar. Yani konuyu biliyorlar. Nerede olduğunu, ne olduğunu hepsini biliyorlar. Sadece maksatlı olarak konuştukları için bir şey demiyorum. Ama bir de televizyon programlarında herkes konuşuyor. Mesela adam diyor ki parayı niye yabancılara ödediniz diyor. Devletin parasını yabancılara nasıl ödersiniz? Milletin hesaplarına devletin parasını niye geçtiniz? Efendim şimdi Aysun da beni uyarıyor. Süre de çok daraldı ama. Son soruydu. Evet, çok sıcak bir gelişme ve eminim iş dünyası da merakla bekliyordur bunu. Şimdi ABD Başkanı Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bu akşam bir telefon görüşmesi oldu. Son dakika olarak burada Aysun da söyledi. Tabii ikili ilişkiler ele alındı. Zaman zaman dış politikadaki gelişmeler ister istemez ekonomiye de yansıyor. Ekonomi etkileri de oluyor dolayısıyla. İşte şimdi mesela 1915 olaylarına yarın Biden ne diyecek tartışması var önümüzde. Keza S-400 meselesindeki anlaşmazlıklar. Avrupa Birliği ile Doğu Akdeniz üzerinden zaman zaman Türkiye'ye yaptırım olacak olmayacak gibi tartışmalar var. Ve bunlar da elbette ki bilhassa başta döviz kuru olmak üzere ekonomiye tesir ediyor. Dolayısıyla siz Merkez Bankası Başkanı olarak dış riskler açısından baktığınız zaman iş dünyasına hangi mesajları verirsiniz? İçinden geçtiğimiz bu süreçte. Yani dış dünyayla Türkiye çok güçlü bir ülke. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. İlişkileriyle bugün 190 üzerinde ülkeye ihracat yapan, ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği ile hakeza. Yani bizim ekonomimizin, ihracatımızın, ithalatımızın %50'ye yakını Avrupa ile, Avrupa Birliği ile. Yine Asya ülkeleriyle olan ilişkilerimiz. Dolayısıyla Türkiye bu ilişkilerini en iyi şekilde yürütecektir ve bunların siyasi olarak Türkiye'ye olumlu yansıyacağından ben eminim. Herkesin de bu anlamda olayları öyle görmelerini tavsiye ederim. Türkiye, bakın son yıllarda jeopolitik riskler dediğimiz noktada artık kendini kabul ettirdiği bir dış politika izliyor. Dolayısıyla bunların Doğu Akdeniz olsun, Libya
Irak, Suriye politikaları olsun farklı şekilde eleştirilse de bugün Türkiye oralarda hem sahada hem masada gücüyle olan bir ülke. Burada o sahada oluşunun arkasında güçlü bir ekonomi, güçlü bir iktidarın ve milletin olduğunu sakın unutmayalım. Dolayısıyla Türkiye artık dış politikasında göz ardı edilen veya istediği şekilde evrilebilen bir ülke değil. Çeşitli sorunlarımız olabilir. Bu sorunlar bugüne kadar olmuştur. Bunun bedeli de bir şekilde ekonomik olarak işte üzerimizde denenmiştir. Ama Türkiye işte 2018, 2019, 2020'de bunların üstesinden gelmiştir. Bunların üstesinden gelirken işte bugün rezerv tartışmasının çıktığı noktada ya bunu niye böyle yaptınız, onu niye oraya verdiniz? Hepsinin arka planına bakmak lazım. Dolayısıyla Türkiye bu an ekonomik olarak rezervleriyle, Merkez Bankası'yla, kurumlarıyla güçlü olmasa siz dışarıda o sahalarda o hareketleri yapamazsınız. O SİHA'lar, İHA'lar parasız uçmuyor. O askerler orada bedava gitmiyor. Ve o gücünüz orada bu ekonomik gücünüzle beraber oralara kadar taşıyorsunuz ve oralarda sürdürüyorsunuz. Bakın bir de şu önemli. Bizim 70'li yıllarda Kıbrıs hareketi dışında uluslararası arenada NATO çağırırsa gitmemiz dışında hiçbir hareketimiz yoktur. Sürdürülebilir bir dış politikamız bu anlamda. Etkin olduğumuz hiçbir coğrafya yok. Ama son 10 yılda Türkiye bütün coğrafyalarda sürdürülebilir bir şekilde o ülkelerde ve o coğrafyada etkin bir şekilde varlığını sürdürüyor ve istediği politikalar, istediği sonuçları alabiliyor. Bakın bu da önemli. Sadece oralarda olmanız değil, oralarda istediğiniz sonuçları almanız da önemli. İşte o sizin ekonomik gücünüz. Biz bunların yönetilebilir olduğunu düşündüğümüz için görüşmeler olumlu geçecektir. Karşılıklı zaten bilinen konular. Yani Ermeni soykırımıyla ilgili konu yeni gündeme gelmiyor. Farklı kararlar alınsa da Türkiye'ye yansımasının çok kötü olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin bu konudaki duruşu nettir, görüşü nettir. Hiçbir şeyin arkasına sığınan bir ülke değiliz. O olayların gerçeğini de bildiğimiz için Türkiye'nin duruşu nettir. Alınan kararların da bizim bu sonunda Türkiye'nin düşündüğü gibi ortaya çıkacağına olan inancım tam. Bence iş dünyasının da bu anlamda olaylara bakıp kendi politikalarını ona göre belirlemeleri lazım. Peki. İş dünyasına da bir mesaj vereyim burada. Bak bu rezervler konusunda da işte iş dünyasının da bence taraf olması gerekiyor. Eğer o gün 2020'de bu talepleri karşılanmasaydı o kredilerini kapatamazlardı. Uluslararası borçlarını ödeyemezlerdi. O varlıklara sahip olamazlardı. 2020'deki nasıl? Başkanın öyle bir çağrısı oldu. Nasıl? Kimler bu reel sektör, kimler çıkın açıklayın diyor musunuz? Ya açıklama şu yani sonuçta TÜSİAD var, MÜSİAD var, TOP var. Yani bu kuruluşlar kendi üyeleri sonuçta bu dediniz de kimler aldı? Bakın bu sonuçta reel sektör diyoruz. Türkiye'nin reel sektörü belli. Hacim belli. Yani Türkiye'nin reel sektöründe yurt dışından borç alabilen firmaların büyüklüğü, kapasitesi belli. Dolayısıyla bu firmaların bilançolarına baktığınız zaman bakın Türkiye'de her şey şeffaf. Yani bu firmalar da şeffaf. O firmaların bilançolarına baktığınız zaman uluslararası borçlarının, Türkiye'deki banka borçlarının ne kadar azaldığını, ne kadar arttığını, varlıklarının ne kadar arttığını zaten görüyorsunuz. Dolayısıyla onlar da biliyor. Yani burada söylemek istediğim herkesin bildiği şeye taraf olmak lazım. Türkiye'yi yıpratmamamız lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı yıpratmamamız lazım. Olmayan bir şey varmış gibi rakamlarla süsleyerek 128 kur, 6.80 kur belirli rakamlarla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ve Türkiye'yi yıpratmanın kimseye bir faydası yok. Bunların zararını Türkiye görüyor. Bakın dışarıdaki yatırımcı bu kavgadan, bu şeyden yıpranmadan onlar faydalanıyor. Türkiye fiyatını daha pahalı, CDS'lerimiz daha yükseğe çıkıyor. Kur atakları daha fazla oluyor. Kim kaybediyor? Dönüyor sonuçta sokaktaki vatandaş, iş dünyası ve sonuçta devlet zarar görüyor. Neden yapıyoruz bunu? Olmayan bir şey. Ve böyle bir şeyin varlığının olma ihtimalinin Merkez Bankası gibi bir kurumda %0.
Öyle bir şey olamaz. Sözünüzü isterseniz noktalayalım. Çok teşekkürler efendim. Sayın ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sizlere ediyorum. Sizlere de teşekkürler. Gülçin Üstüncan, Dicle Canava, Okan Müderrisoğlu. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Efendim Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nu ağırladık. Türkiye'nin gündeminde bir süredir yer tutan bir başlık vardı. 128 milyar tartışması. Bu konuyla ilgili, kripto parayla ilgili, faiz meselesiyle ilgili değerli görüşlerini aldık. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.